değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz derken, bu anlamda dünyanın üçüncü büyük gölü olan ilimizden, tabii ki güzel Van'ımızdan, Van Gölümüzden, Van'dan sesleniyoruz sizlere. Van deyince akla sadece tabii ki gölümüz gelmiyor, kedimiz geliyor. Aynı zamanda bir lezzet noktasındayız diyoruz. Neden? Van deyince aklımıza tabii ki Van kahvaltısı geliyor. Bu anlamda da Van kahvaltısı deyince akla gelen isimlerden bir tanesinin yanındayız efendim. Seyitan Bey, Seyitan Güler. Evet. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için, misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoş bulduk efendim. Hayırla geldiniz inşallah. Hoş bulduk. Öncelikle ellerinize sağlık. Arkada gerçekten çok güzel meyve sularımız var efendim. Şekersiz, doğal. Evet, %100 doğal. Kendi üretimimizdir. Afiyet şifalar olsun sizlere de. İnşallah olmuştur diyoruz efendim. Gerçekten ellerinize sağlık. Öncelikle ben Seyitan Dursun'u tanımak isterim efendim. Ağızlarımızı tatlandıran bu lezzetleri bize tanıtan kişiyi izleyicilerimi de tanıtmak isterim. Seyitan Güler, 1996 yılından beri bu sektörün içindeyiz. Tabii bu sektörün içinde önce birinci kuşaktan dedemizden gelen bir kısımdır. İkinci kuşakta babam ve üçüncü kuşak olarak 1995 yılından beri biz bu sektörün içindeyiz ve bunu yürütüyoruz. Çok da memnunuz. Yani Van Otto peyniri tabii Türkiye'nin de dünyanın da hem kahvaltı olarak hem de yöresel olarak kalitesi bellidir ve kahvaltının vazgeçilmez bir lezzetidir. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Kaç çeşit Van Otlu peyniri var? Van Otlu peyniri genellikle mevsimine göre 3 türlüdür. Nasıldır bunlar? Ya, taze otlu peyniri, salamura otlu peyniri, bir de genellikle kışın ortaya çıkan küp peyniri olarak 3 kısma adlandırılır. En lezzetlisi hangisi? En lezzetlisi genellikle kışın küp peyniridir. Ondan sonra salamura gelir. Siz yani bizi görmeden önce, bizi çekime başlamadan önce kamera arkasında biraz muhabbet ettik. O arada da bütün peynirlerden ağzımıza attık. Hepsinin lezzetlerini denedik. Bu anlamda da en lezzetlisini ben söylemek istiyorum. Toprağın altında bekletilen ne kadar süre ve neden bekletilir? Yaklaşık 5-6 ay toprağın altında bekletiliyor. O genellikle yaz aylarında bu cacıkla beraber dediğimiz kısım, cacıkla birlikte bu genellikle peynirle peynirin aralarına cacık yerleştirilir. Yerleştirildikten sonra toprağın altına gömülür ve 5-6 ay sonra çıkarılır. Bu peynir tamamıyla dinlenmiş olan bir peynirdir ve çok da lezzetlidir. Gerçekten bizler de lezzetine referanssız diyoruz. Peki gelelim içindeki otlara. Şimdi Van otlu peynirini İzmir'de yapabilir miyiz? Ya da Ege'nin başka bir yerinde ya da Datça'da. Çünkü orada da çok ot var. Bu otların özelliği ne? Van'da yetişen bitkiler mi, otlar mı bunlar? Öncelikle Van otlu peynirin otlarından ben bahsetmek istiyorum. Nasıl yapıldığından. Şöyle söyleyelim. Van otlu peyniri genellikle içindeki otlar 30 çeşittir. 30. Tabii 30 çeşittir. Bunlar hani başlı olarak en çok kullanılan Siyabo, Mendi, Helis, Sirmo dediğimiz otlardır. İçinde kekik de oluyor. Yöreye mi özgü bu otlar? Yani yöreye özgü ve bunlar genellikle yaylalarda toplanır. Yaylalardan toplandığı için bir de Van'ın genellikle hayvanı çok seçicidir. Seçici olduğu için sütte ayrı bir lezzet veriyor. O yüzden Van otlu peyniri çok farklıdır yani. Onun için bir Diyarbakır'da, İzmir'de, İstanbul'da aynı lezzeti yakalayamazsınız. Bu da gerek hayvanının seçiciliğinden ki sütüne yansıyor lezzeti, gerekse otların sadece yörede bulunmasında. Kesinlikle. Evet, çok güzel. Şimdi Van otlu peynir zaten meşhur ama gerçekten onu da Van'da yemeniz lazım. Her yerde bunu bulamazsınız. Kesinlikle katılıyorum. Ama size ulaşabiliriz herhalde ekranda görmüş olduğumuz bilgilerden. Ya bize her türlü ulaşabilirsiniz. Hem Instagram sayfamızda, hem Facebook, hem de bizim vanotlupeyniri.com sitemizden ulaşabilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz bilgilerden bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz ve hemen ekliyoruz. Sadece yöresel lezzet deyince aklımıza otlu peynir tabii ki geliyor. O bir numaramız. Ama iki numaramızda ne var? Ben genellikle tabii kendi şahsım adıma bana soracak olursanız neyi seviyorsunuz? Direkt kavut derim. Kavutu çok seviyorum. Nedir efendim bu kavut? Kavut değirmende öğütülen buğdaydan elde edilir. Toz şeklinde bildiğimiz aynen toz şeker gibi. Sabah kahvaltısında... Aynen, tereyağının içine genellikle yiyebildiğiniz miktarda bunu bırakıyorsunuz. 1-2 dakika kavurduktan sonra servis tabağına soğumak için bırakıyorsunuz. Onun üstüne istiyorsanız bal, reçel, tatlı ne istiyorsanız, hoşunuza ne gidiyorsa üstüne döküp yiyebilirsiniz. Peynir? Yok, peynir olmaz. Peynir olmaz.
Peynir olmasın. Tamam, tatlı döküyoruz. Evet, bu genellikle çocukların da çok çok sevdiği ve besleyici, bir de inanılmaz şifası da var. Zaten buğdaya baktığımız zaman ekmeğin insanın vücuduna ne kadar yararı varsa kavutun da o kadar yararı vardır. Peki, 3 numaraya gelelim mi? Genellikle kahvaltıda en çok tüketilen cacık. Cacık dediğimiz aslında ben baktığımda ilk böyle baktığınızda bir kireçi andıran, çok sert ama suya atıldığında tabii sizlerden dinleyin. Tabii suya atıldığında bir ayrana dönüşebiliyor. Genellikle tabii bunu karıştırıyorsunuz, bunu bütün yemeklerinize de kullanabiliyorsunuz. Tabii çorbalarınızda, ayran aşında şifa olarak kullanabilirsiniz. Yani çok da besleyicidir. Genellikle kışın çok iyi. Kışın inanılmaz şifası var. Bir de bağışıklık sistemini inanılmaz derecede güçlendiriyor. Buradan da duyuralım o zaman. Özellikle ki bu dönemlerde diyoruz. Evet. Bu hastalık döneminde bağışıklığı güçlendirebilecek olaylardan bir tanesidir. O zaman buradan herkese duyurulsun diyoruz. Peki diğer adı neydi bunun? Keşk miydi? Keşk. Bir diğer adıyla kurut. Kurut diyebiliriz, keşk. En çok bilinen iki ismi de budur. Peki gelelim diğer lezzetlerimize. Zaten burada başka çeşitlerimiz de var. Diğer çeşitlerimizden de ben bahsetmek istiyorum efendim. Özellikle karadut şerbeti ve el yapımı doğal limonata. Tamamen şekersiz, diyabet hastalarının ve aynı zamanda... Diyabet genellikle kalbi besleyebiliyor, uyku düzensizliğine çok iyi geliyor, kansızlığa çok iyi geliyor, saç dökülmesine çok iyi geliyor. Yani karadutun başlı başına şifası saymakla bitmiyor. Burada doğalı var. Yani burada da doğalı var. Bize ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman. Türkiye'nin her tarafına, her bölgesine bütün ürünlerimizi vakumlu ve hijyenik bir şekilde gönderim sağlıyoruz. Tüm Türkiye'ye. Tüm Türkiye. Çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz bilgiler için. Şu an yerimiz tabii ki Van'da. İleriye yönelik büyüme yolunda attığınız adımlar nelerdir? Dahil etmek istediğiniz ürünler nelerdir? Biraz bunlar hakkında bilgi alalım sizlerden. Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii Van peyniri dediğimiz zaman zaten bir tescilli markadır. Kesinlikle. Bu tescilli markayı biz genellikle artık Türkiye'nin dışına da yollamayı düşünüyoruz. Bizim amacımız herkesin yiyebileceği doğal, %100 sütten üretilen peyniri tavsiye ediyoruz. Tabii artık bizim insanlarımızdan da biz fabrika şeklindeki peynirlerden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Yani bizim amacımız odur, gayemiz odur. İstiyoruz ki bütün insanlarımız doğal beslensin ve eskide bizim insanlarımız 120 yaşına kadar yaşarken şu an baktığın zaman kesinlikle bunu diyebilirim ki yiyecek ve içeceklerden doğal olmadığı için kalp krizidir vesaire başka hastalıklardır baş gösteriyor. Aynen öyle. Yani ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle bütün insanlarımıza, Türkiye'nin her bölgesinde yaşayan yaşlı, genç, herkese tavsiyem %100 organik beslenmeleri. Çok teşekkür ediyorum bizlere zaman ayırdığınız için, misafirperverliğiniz için ve lezzetleriniz için efendim. Son olarak bizleri izleyen Anlat Bakalım Türkiye izleyicilerimize, güzel Van'ımıza ve tüm Türkiye'mize buradan neler söylemek istersiniz? Bizim tek gayemiz az önce söylediğim gibi %100 organik beslenmeleri. Amacımız budur. Hele ki çocuklar için artık fabrikasyon olan peynirlerden kurtulup %100 doğal ve içinde yaklaşık 30 otun bulunduğu şifası saymakla bitmeyen otlardan beslenmelerini tavsiye ediyoruz. Tek gayemiz budur. Onun için yerimiz Van merkezdedir. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Hayırla kalın diyebilecek başka bir şeyimiz yok. Efendim ağzınıza yüreğinize sağlık diyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum inşallah. Yolculuğumuz tüm hızıyla ve kaldığı yerden devam edecek. Şimdilik bu lezzet noktasından sizlere hoşça kalın diyoruz efendim.